Evet dostlar, devam ediyoruz çizimimize. Şimdi şurada, ya daha doğrusu benim program kapattı arkadaşlar kendini de. Ben hemen tekrardan hazırladım ama farklı yöntemle hazırladım bunu. Bilginiz olsun. Yani şuradaki komp körleri görürseniz hocam ne yapmışsınız diye şaşırmayın. Ben şimdiden bunu belirteyim size. Şimdi arkadaşlar şurayı kestireceğiz artık. Yani yapacak bir şey yok. Ondan sonra şu kısmı taşıyacağız. Buraya yerleştireceğiz. Gibi gibi işlemimiz olacak. Yüzey bu da diyor. Hatta şöyle karşılıklı diyelim de. Şunu sil dedim. Bunu niye seçemiyorum? Neyse şu şekilde yapalım hadi. Çok önemli değil. Şurayı yaptım. Daha doğrusu arkadaşlar pardon, şunu bir yok edeyim. Şöyle bir gizleyeyim. Şuranın düzlüğü kalacak. Buranın da açılı kısmı kalacak. Tekrardan yüzeyi bu da dedim. Burayı tut diyorum. Okey dedim. Bakın diğer tarafı yok etti. Şimdi diyorum ki yüzeyi bu da, budama aracım bu. Kalacak kısım burası. Okey diyorum. Ve şu şekilde iki tane yüzey kaldı. Şimdi buraya kaç yapmıştık? 19,3'tü. Aynen. Yüzeylerden de alabiliriz. Radius diyorum. Şu kısmı seçsem de arkadaşlar yapmaz. Şöyle bir dikili yüzey diyelim bunlara. Şuraya geldim. 19,3 dedim. Enter diyorum. Ve bakın buraya radius'ümüzü oluşturmuş olduk. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi diyeceğim ki şu çoğaltmayı açtım. Şuranın formu zaten ne olacak arkadaşlar? Olacak bir kere. Bizim bundan yana hiçbir şekilde kaçırımız yok. Şimdi burayı şu şekilde yapacağım. Şuradaki yüzeyleri oluşturacağım arkadaşlar ve şurayı kestireceğim. Hocam burada fazlalık kalacak, kötü görünecek hiçbir önemi yok arkadaşlar. Zaten bu nedir? Kendiliğinden oluşacaktır. Ondan dolayı yani hiçbir problem olmadığını, yani olmayacağını size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şimdi yüzeylerden öteleme yüzeyi dedim. Şu kısımları seçiyorum ve buraya dedim ki 0,70 değil 0 olsun. Şu kısımları seçiyorum. Evet, burayı oluştur dedim. Onay. Şimdi şu yüzeyimi gizleyebilirim. Burayla çünkü işim kalmadı. Aslında şuraya geldik. Burayı büktük. Aynen burayı yapacağız. Burası boş operasyon olacak. Bunun aynısını şuraya kopyalayacağız. Şu bükümü burada yapacağız. Tamam arkadaşlar, doğru yapıyoruz. Yani bir an dedim acaba yanlış mı yapıyoruz diye ama. Şöyle bir yapsak keser mi acaba? Bir deneyelim. Kesme aracımız bu. Kalacak taraf bu. Okey diyorum. Aynen arkadaşlar, buranın devamını kesti bu. Süper. Hiçbir sorunumuz yok. Şu şekilde bir birleştirme yaptı. Dikili yüzey diyorum. Şu yüzeyleri dik dedim. Objeleri birleştir. Onay diyorum. Yani şurayı birazcık kırptı ama çok dert değil arkadaşlar. Dediğim gibi bu sadece nedir? Sembolik bir tasarımdır. Zaten biz çeliğimizi şuna göre yapacağımız zaman hiçbir problemimiz kalmayacaktır.
Evet, devam ediyorum. Şimdi yapacağız. Şu kenarın kıvırma işlemini gerçekleştireceğiz. Çünkü niye? Biz burasını zaten nerede yapıyoruz arkadaşlar? Önceden yapıyoruz. Hatta bu kenarı kıvırdıktan sonra şuradaki bükmeyi yapacağız. Bunun gibi işlemimiz olacak. Merak etmeyin. Şimdi şuranın düzenlemesini nasıl yapacağız arkadaşlar? Şuralara şunu bir göster diyelim. Aslında şurayı otomatik olarak alabilirdik. Şuradan itibaren de kestirebilirdik arkadaşlar. Bunu öyle yapsaydık daha mı sağlıklıydı? Yani o şekilde yapsak sanki daha iyi arkadaşlar. Şu kısımdan itibaren kestirsek daha güzel olacak. Aynen şuradan itibaren kestirsek sanki daha sağlıklı olacak gibi geliyor. O zaman ben şu yaptığım işlemi bir siliyorum. Şu budama işlemini sileceğim arkadaşlar. Şöyle burası düz olsun. Unsuru düzenle dedim. Şu yüzeyimizi şimdilik gizliyorum. Yüzey ötenimi tekrardan unsuru düzenle dedim. Ve şu kısmı al. Okey dedim. Şimdi şunu gizledim. Şu radyüsü göster diyorum arkadaşlar ve dedim ki yüzey bu da budama aracım bu. Kalacak taraf bu. Okey. Şimdi dikili yüzey diyorum. Şu kısmı diktim. Onay dedim ve daha sağlıklı işlem gerçekleşmiş oldu bak. En azından şu kısım kopmamış oldu. Şu çoğaltmayı açtım. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şu kısmı alıp bu kısmı kopyalayacağım ben. Tabii kopyalarken de onu nasıl kopyalayacağız? Onu da düşünmekte fayda var. Aslında şu kısmı şöyle kestirsek arkadaşlar daha sağlıklı olacak ama. Yani kendimiz büksek oradan yukarıya doğru radius versek daha doğru olur diye düşünüyorum. Hatta şuranın ölçüsünü alalım. Kaç geldi? 3.30 geldi arkadaşlar. Şöyle 7.40. Şu ikisini ölçtüğümüzde 7.33 diyebiliriz. O zaman şu yüzeyde bir işlem yapalım. Bu yüzeyde çizim aç diyorum. Şuraya işlem yapacağız arkadaşlar. Şöyle düz yuvamı aldım. Şöyle yaptım bunları diyorum ki delme yap dersek oradan verir. Şöyle bir merkez çizgisi pardon şu çizimi düzenle diyorum. Şöyle merkez çizgisinden şuradan şuraya bir çizgi çekelim. Diyorum ki bunları aynı doğrultu yap. Şu noktayla şu çizgiyi orta nokta yap dedim. Ve bakın ortalattık. Kaçtı? 7.40'tı. O yüzden dedim ki burası 3.70 olsun. Bakın arkadaşlar şurada fazlalıklar var. Hem bunu da düzenlemiş olduk. Peki şuranın düzlüğü ne kadar? Burası da 8'miş. Sonra geldim dedim ki burayı da kaç yap? 8 yap dedim. Çizimden çıktım.
Yüzeylerden, yüzey bu da diyorum. Bu da mı aracım hangisi? Şu profil kalacak taraf neresi? Burası diyorum. Okey dedim. Yani şuraların düzenlemelerini artık yaparız arkadaşlar. O çok dert değil. Dedim ki burada çizim aç. Tabi buradan düz gidersek şayet sıkıntı yaşar mıyız? İlla ki yaşarız. Şöyle bir düz çizgi çekeyim bakayım. Şu iki kenarım paralel olsun dedim. Bakın arkadaşlar buradan problem yaşanıyor. O yüzden ne yapacağız? Şuradan bir dönüş yapıp şu şekilde gideceğiz. Evet, burası açılı çıktı. Burayı ne kadar yapalım, ne kadar yapalım? Şuradan aslında bir uzaklık alsak arkadaşlar, daha doğrusu ölçü alsak iyi olacak. Ölçüm dedim. Şurası 4,3. Pardon, burası 5 mm uzunluk. Burası yay uzunluğu 6,75. Yani 11,75 ediyorum. Şuradan çizim açtım. 11,75 bir yapmam lazım arkadaşlar. Bir objeleri öteledim. Tersine doğru 11,75 enter dedim. Şimdi diyorum ki buradan burayı bir ölçelim. Tabi aynı doğrultu olmadığı için ölçme gibi imkana sahip değiliz. Gerçi burası da düz kenar değilmiş arkadaşlar. Açılımdan dolayı şuradaki şekil bozulmuş olabilir ki gayet de normal bozulması zaten 11,75. O zaman burayı 5 mm yaptım. Çünkü niye? Şuraya bir de ne vereceğim? R kaçsa artık o değeri vereceğiz arkadaşlar. R4,3. Burası 3,3 geliyor. 4,3 de burası 7,6 ediyor. Bir de şunu bir 7,6 bir offsetleyelim bakalım. Evet, normal şartlarda bunun buraya gelmesi gerekiyor ama. Şimdi burayı nasıl yaparız diye düşünüyorum. .87 aradaki fark kaç? 2,27 arkadaşlar. Şuna 7,27 dedim. Şu kısma geldik. Aynı radyüsü verdiğimizde burası olacak.
Tamam, o zaman 7,27 mm, bunları bir offsetleyelim arkadaşlar. Diyorum ki objeleri ötele. 7,27 dediğim olmadı. Şöyle yapalım. Hani şuradaki şekli vermemiz lazım buraya ama. Şöyle versek de olur mu? Olur arkadaşlar, bir problem yaratmaz. Soru objeleri ötele dedim, yine bu kısmı öteleyeceğim, bir de şurayı öteleyeceğim. Nereye doğru? Tersine doğru. Okeydi. Şurada objeleri birleştirim var. Buna dikkat etmek lazım. Şurası uzamıyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? Düz çizgimi alacağım, uzatacağım. Burayı teğet yaptım. Şimdi çünkü burayı ne yapacağız? Kestireceğiz. Aynı şekilde burayı da uzattık. Çizimden çıktım. Ve diyorum ki yüzeylerden ekstrüze yüzey. Okeyledim buna. Yüzey bu da dedim. Bu da mı aracım bu? Kalacak taraf bu. Okey. Ve şu yüzeyi siliyorum. Sonra geldim. Ne kadar yükseklik vereceğiz? 4,3, 5 burası arkadaşlar. 9,3 yükseklik vereceğiz. Evet. Burayı yapmadı maalesef. Şöyle ekstrüze yüzey dediğim Z'de arkadaşlar 9,3 deyip Enter dedim buna. Şimdi şunu diyebilir miyiz? Sürüklenmiş yüzey. Profilim bu. Gidecek yol bu. Aynen, aslında böyle diyebiliriz. O zaman bir kompoziteri bir oluşturmaya çalışalım bakalım. Yapacak mı? Arkadaşlar yüzeyle uğraşması kadar zor bir şey maalesef ki yok. Profilim bu. Yolum bu. Evet, yaptı. Okey dedim. Dikili yüzey diyorum. Şu yüzeyleri dikiyorum. Şöyle hepsini diktim. Kompoziteri bir sileyim. Sonra dedim ki radius, şuraya radius kır.
Şunları da diklediğim objeleri birleştir diyorum. OK dedim. Evet, şimdi oldu. 4.3 Enter yaptım. Şu kısmı da seçtim, onayladım. Evet, şimdi oluştu. Ve bakın arkadaşlar, o kısmı da taşımış olduk. Hocam şurada radius yok. Çok önemli değil arkadaşlar. Dediğim gibi zaten nedir? Sembolik bir şekilde taşıyoruz bunları. O yüzden çok problem değil. Evet, şimdi artık şunu gizleyebilirim. Ne yapacağız? Burası boş operasyon dedik. Hatta arkadaşlar, şunları seçtim, dedim ki yeni klasöre ekle. Bunu niye şey yaptı? Şuna yardımcı yüzey diyelim. Yardımcı yüzeylerin hepsini ne yapacağız arkadaşlar? Şunun içerisine yerleştireceğiz. Buna da diyorum ki hurda. Şimdi tekrardan bir bakalım. İnceleyelim. Ürünümüz boş operasyon, kalibre, tırnak bükme, delme operasyonu ve arkadaşlar şuradaki bağların boşaltmaları. Kenar bükme dedik. Kenar bükme dediğimiz yer neresi? Artık bunun boyamasını yapabiliriz. Şu yüzeyleri seçiyorum. Şuranın bükümü arkadaşlar. Dedim ki burayı renklendir. Şöyle mavi renk yaptım. Burası boş operasyon. Geldim buna, dedim ki boş operasyon. Bir boşluk bıraktım. O zaman kabul ediyor arkadaşlar şu ismi. Onun dışında etmiyor maalesef. Şurada bir kör falan mı açık acaba? Ona bir bakayım dedim de. Evet, burası boş operasyon. Şimdi bir öteki operasyona geçeceğiz. Unsurlardan doğrusal çoğaltma dedim. Çoğaltılacak gövdem hangisi bu diyorum. Hangi yönde? Sağ düzlem yönünde diyorum. Tersine çevir. Okeydim. Şimdi arkadaşlar bundan bir tane daha ekleyeceğim. Hatta şuradan ekleyelim hadi buna. Şu şekilde yaptım. Onay dedim. Bunda diyorum ki şunu isimlendireyim. Kenar form diyorum. Kenar form dediğimiz yer neresi? Şu kısmı arkadaşlar. Şuraları şöyle seçeyim. Burayı seçtim. Görünümü düzenle dedim. Mavi renk yapıyorum. Onay diyorum. Bakın arkadaşlar, şimdi ne yaptık? Ürün, boş operasyon, kalibre, tırnak büküm, delme dedik. Ve buradan kenar bükme dedik. Boş operasyon dedik. Niye? Çünkü bununla bunu yan yana yapamayız arkadaşlar. Yani şunu şurada formladığımızı düşünürsek çelikler zaten müsaade etmez. Bu yüzden araya ne koyduk? Boş operasyon yerleştirdik. Sonra şu kenarı formladık. Artık bir önceki operasyonu ne olacak? Burası düz olacak arkadaşlar. Ve hocam onu nasıl yapacağız? Burada bizim bir tane yardımcı yüzeyimiz vardı düz. Onu taşıyacağız arkadaşlar buraya. Oraya yani şu kısmı onu yerleştireceğiz. Ya da ne yaparız? Şu kısımdan bunu komple keseriz. Şuraya uzatırız arkadaşlar. Aynı şey gibi bir şey diyebilirim size.
Bunu da ne zaman yapalım? Bir sonraki dersimizde yapalım. Bu derslik bu kadar yeterli. Şöyle bir CTLS'yi kayıt etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Az önce kayıt etmeyi unutmuşum ben. Tekrardan bayağı bir uğraştım. Bir sonraki ders görüşmek üzere.